Merhaba severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Telefonun sesini kısalım. Arayan soran olursa bu güzel konuyu dağılmasın benim de ilgim alakam. Şimdi özellikle kardeşlerimiz birkaç gündür satış videosu istiyor. Satışlarda sorun yaşadıklarını gösteriyorlar. Evet, aslında bazı liglerde bende de oluyor ama genel itibariyle aslında mükemmel satış taktikleriyle hile gibi satışlarla deli gibi para kazanıyoruz ve sıralamada da gayet iyiyiz. Şöyle söyleyeyim. Burada atlamadan aynısını yaparsanız siz de ha, bu illa bu %100 çalışır diye bir şey yok ama en azından yöntemi, alakayı siz de anlayın. Neye göre yapmalıyız, neden yapmalıyız bunu da görün. Mesela Irak Ligi'ne şöyle bir gidelim. Şöyle geç buraları. Bot şey yapmış. 250 milyon paramız var. Şimdi size göstereceğim. Bu arada bakın adam sakatlandı yanlış mı? 2 gün yokmuş ama onu bir hazır buradayken tedavi ettirelim. Hadi bakalım Hacı abi şu çocuğumuza güzel bir bakış yapın. Şimdi burada şöyle bir satın almaya gidersek şöyle gidelim. Transfer diyelim. Bakın bugünkü satışlara falan beraber bakalım hatta. Benim oyuncum satılınca şöyle inşallah renklidir diye bakalım. Ben hatta bak bayağı da oyun satmış. Şu bak burada Onana mesela 104 milyona Onana gitmiş bende. Onana şöyle bir bakalım. Onana 28 yaşta 46. Aslında neredeyse ben sona kadar dayanmış olduğum bir şey. Sona kadar bak. Dikkatinizi çekerim burada. Daha fazla diyelim. 350 milyon havadan gelmemiştir. Emin olun buraya. Ben oyuncu koymadım galiba burada. Bakın ha burada. Mesela Peşo 97 milyon. Bir de 48 milyon. Şöyle bakalım. Pedro Porro var mesela 47 milyon. Bir sıra satmışız 97 milyona. Mesela kim var? Dolbik var. 54 bu liste düşmüş büyük ihtimalle. 54 milyona tekrardan gelmişti listeye. Bakalım hatta biz 48'i satmışız. Biz daha ucuza almıştık. Şöyle bakacak olursak Dolbik'e beraber bakalım. Merak ettim kaç aldım. Çünkü çok hızlı gitti galiba Dolbik. Ha burada bak. Biz 30 milyon almışız mesela. 30'u alıp da kaç satmışız? 48'e satmışız. Yani 1,5 katından fazlasını satmışız. Yani %50'den fazla kar elde etmişiz. Şöyle bir oyuncu transfer edelim hemen. 250 milyon paramız var hazır. Forvetim var. Aslında burada şeye de ihtiyacım yok ama şöyle yapalım. Ya var ya dün ev taşıma muhabbetinden ligi bak burada kalecim yok mesela. Yedek kalecimiz olsun. Hem de çok rahat alabileceğimiz bir para var. Şöyle gittik. Hatta ben burada direkt 118'lik obla alacağım. Çünkü takımım çok rahat. 97 milyon param kaldı. Ona da defansım mı? Bakalım şöyle defans ofans olarak. Defans 106. Tamam burada bir tane defans 106 üzeri bir tane defans çekebiliriz. 95, 97, 110. Bura olmaz. 109'luk Guilherme var. Tamam Guilherme'yi alalım şöyle. Şimdi buraya geldik hemen. Gördüğünüz gibi şöyle bir lige bakacak olursak kadro diye denize bak 1,5 B kadro değerimiz var. Birden sonrası B'ye giriyor. Eskiler bilirler. M'den B'ye geçiyor. 1,5 B param şey var kadro değerimiz var. Gayet de güzel. En yakınımız da bu arkadaş. Dün maalesef şöyle bir şey. Ben giremediğim için şöyle 3-0 yenildim. Pardon bu bugündü. Ev taşıyorduk. 2-1 yenilmişim. Şöyle göstereyim. Sağ bek Havertz oynamış. Orta sahada da M. Abbas diye birisi oynamış. Bakalım bu Abbas kimmiş beraber görelim. Abbas bak Abbas burada. M. Abbas, Muhammed Abbas kalecim orta sahada oynamış. Kendisi kurmuş bizi cezalandırmış haklı olarak. Sıkıntı yok. Burada da bu ligde böyle olsun yapacak bir şey yok. Tam ev zamanına denk geldi. Evet. Şimdi gelelim konumuza. Satışlar nasıl olacak? Özellikle yüzlük oyuncular ve daha düşük oyuncular nasıl koyulmalı? Beraber görelim arkadaşlar. Şöyle bir geldik. Biz daldık gitti kendi derdimize. Evet mesela şu 112'lik Kamavinga var. Geldik burada. Bakın arkadaşlar buralara dayarsanız çok geç gider. 112, 110 üzeri oyuncular. Şöyle 205, 200 civarı şu aralarda yani bu kadar bir fark olsun. Anladınız mı? Şu kadar. Mesela sona dayınca kaç? 247. 242 neredeyse 40 mı indirim yapmışım. Bak şöyle 200.
Böyle yaparsanız oyuncu daha çabuk gider. Yüzlük oyuncular. Siz bunları sona dayarsanız, yani ve daha çok para kazanırsanız daha geç gider. Şöyle mesela şöyle 160-165 civarı böyle bu şekilde bırakırsanız oyuncu daha hızlı gider, daha hızlı döngü olur. Özellikle ligde az oyuncu varsa daha hızlı satışlarınız olur. Şöyle bakalım ligde bayağı da adam varmış. Biz burada maalesef şampiyonluğu kaptırıp belli. Mağlubiyetimiz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle kupa da var mıyım çok merak ettim. Hatırlamadım burayı. Kupada evet varmışız. Tamam biz burada kupayı alırız. En azından kupayla taçlandırırız burayı. Şimdi burada dediğim gibi dikkat etmeniz gerekenler arkadaşlar. Bak 3 gün başarılı olmak istiyorsanız 3 gün olan liglere girin. Yani başlamasına 3 gün olan liglere girin. Bakın mesela Özbekistan ligindeyiz. 26. hafta burada da mesela kaçıyor çoğu. Bana dayanamıyorlar. 7 puan fark var. Kaç maç var? 3 puan, 3 maç var. Bir galibiyet daha bize burada yetiyor her türlü. Burada şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Buradaki fark da şöyle bir şey. 1B olduk ve en yakınız 584. Onu da açıklıyorum. Benim takipçimmiş. Tebrik ederim. Güzel bir takım yönetti. Güzel maçlar yaptı. Güzel kamplar attı. Evet bu şekilde ilerledik. Geldik böyle. Şimdi buradaki oyuncuları mesela burada vardır ha. 99'luk oyuncu aldınız diyelim. Geldiniz burada arkadaşlar bak bu 99 oyuncuları şuralara koyarsanız çok geç gider. 90'lık oyuncuları bak şuralarda max 64 ise siz bunu 54 civarı 55 civarı koyun. Şu şekilde koyarsanız daha hızlı bir satış döngüsü olur. Özellikle yüzlükleri falan sormuşuz. Yüz artılar nasıl gidecekti? Bak Nkunku var mesela. Beraber yapalım hemen. Son adadın 72. Bunu 62'lere falan getirirsen bu aralığı gördünüz değil mi? Bak mesela şurada Mbappe var. Mbappe'ye bir gidelim. Mbappe son adayınca 218. Mesela o kadar gitmemize gerek yok. Şurada Mbappe siz 185 civarı satsanız bak 110'luk oyun, 113'lük oyuncu 185'i satsanız şöyle geldik. 185'e alacağınız oyuncu burada. Hatta Mbappe kaç? 113'müş. Para olunca şu an forvet tutmuş maalesef. Şöyle 115'lik yerini alabilirim bakıyorum. Ve ligde bayağı ceset olmuş. Para var mı? Göstermelik. Ha güzel. Tam göstermelik para geldi. Şöyle bir defans oyuncularına gidelim. Defans oyuncu mesela 37,5 M'ye bu var. Alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Ben size hatta şöyle dur. Düşükleri de göstereyim. Düşük oyuncuda. Alırken şuna da dikkat edin. Hemen lap diye aldım ama göstermelik olsun diye. Geldik mesela burada 15 milyona şeyi koymuş kim bilecek. Mesela burada fazla bir para kazanım döngüsü yok. Geldik burada 5,8 mesela bu oyuncunun fazla bir para döngüsü yok. Geldik de kaleciye bakalım. Neuer kaç 6,8 mesela fazla bir para getirisi yok. Mesela bu daha çok iyi kazanıyor. 7,3 değeri var. Maignan'ın galiba öyle okunuyor. Mike diyelim. Mike'ın 7,3 değeri var. 10 milyona Neuer'in 6,8 var. 10,7. Yani daha alırken burada aslında kazanacağız. Bu şekilde aldık. Bakın aynısını yapın. Siz de çok fazla oyuncu satacaksınız. Emin olun. Geldik burada. Kaleciye 85'lik çok iyi bak bir örnek. 85'lik oyuncularda genelde bak max'ı 18 ise siz bunu şöyle 16,5 16 civarı hatta 16 yapın. Biz kaç almıştık? 10 almıştık. 16'ya satacağız. 1,5 katından fazla gayet de karlı bir satış olacak. Gözünüz doysun arkadaşlar. Bakın siz hemen istiyorsunuz ki Max'a gitsin. Max diye bir şey yok. 91'lik oyuncu bak geldik burada. Max'ı 33'tü. Geldik burada bunu 30'da bıraksak 30 milyona bak şu aralıklar iyi. 30 milyona bıraktığımızda bu oyuncu daha fazla ilerler. Şu 99'du dur kaldıracağım. Şöyle 30'a bırakacağım. Ake. Mesela 30'a aldık. 30'a bıraktık. Biz kaç almıştık Ake'yi? Transferlerde. Biz Ake'yi 18 aldık. 12 milyon para kar edeceğiz. Gayet de güzel. Mantıklı şey. Alırken kazanmak da güzel. Mesela 7,3 or değeri var. Mike'ın. Biz 10 milyon aldık. Normalde olmasın. 12-13 olması lazım değeri. İndirime girmişken. Burada listede durdukça biliyorsunuz ki indirim oluyor. Gün geçtikçe alınmadıkça. Mesela burada Messi 35 milyon 26,5 milyon. Mesela Messi karlı değil. Kim var burada? Kravaç Hila mıydı? Öyle bir okunuşu vardı galiba arkadaşında. 15 milyon
Kaçmış. Mesela burada bu alınır. Biraz indirme gidilmiş, evet. Düşmüş listede dura dura. 19 milyona yine burada. Bak mesela bu da alınır. 11 milyon normalde 11. Evet, bu alınmaz. Daha yeni listeye düşmüş. Kendimizi kandırmayalım. Bak mesela geldik burada. 1,5 katını koysan 13. Bunlar hepsi listeye yeni düşmüş. Alsat yaparken özellikle mesela bak daha 10 milyon daha varmış. Böyle oyuncuları aldığınızda, tamam bak geldik burada. Özellikle liginizde mesela 110 artık üzeri olduysanız, bu şekilde oyuncu aldıysanız bunu dibe yakın 75'lik oyuncular, şöyle bak 100, 12,8 ile bunu 14, 12,5'a ya da en kötü 12'ye falan bırakın şu şekliyle. Böyle böyle gitsin arkadaşlar. Emin olun oyuncu hem daha hızlı gidecek hem de aldığınız paradan daha çok hayrını göreceksiniz. Ne yaptık? 75'lik 80'lik, 85'lik 90'lık, 90'lık 99'luk oyunculara aslında kırpa kırpa gittik. Ha bazen de şöyle bir şey var. Size hemen gösteriyorum. Bakın benim şöyle göstereyim. Şurada satışlarımı gördünüz. 250 milyon. Ligdeki değerimi gördünüz. Mesela bu lig böyleyken şurada, ha burada dur, savaşın sonucu da gelmiş. Ne olmuş savaşımız bakalım. Aa adam sakatlamış, çok kendi. 0-0 bitti. Ciddi olamazsın. İlk beraberliğimi aldım. %54'te oynamışız. 5-2-3 gelmiş. Bizim ama burada gördüğünüz gibi forvetin sakatlanıp yerine Fat bilmem ne girmiş. Yani şöyle göstereyim size. Burada forvet 88'lik Fat bilmem ne 64. Burada aslında o şey direnç kırılmazsa sakatlanıp da bence galip gelir. Çünkü ben burada şöyle göstereyim. Ekip savaşında mağlubiyetim yok. 5'te 5 yapmıştım. 6'da 6 olacaktı. Olsun. Zaten rakibimiz yavaş yavaş havlu attı. Biz de burada üstüne koyarak gidiyoruz. Buradaki satışları da şöyle göstereyim ben size. Yunanistan ligi çok düşük geliyor. Ve oyuncularımız 205 milyona kadar değeri geldi. Aris benim aldığımda 70 falandı yanlış hatırlıyorum. Ya da daha düşük olabilir. Orada mesela alsatlarla, mesela Saka var daha kaç günlük, 6 günlük bir lig. 6-7 günlük alsatlarla Saka'yı aldım. Valverde'yi aldım mesela. Kaşif burada attım çünkü rakibi çok çabuk indire kandı yaptık. Mesela bunu listeden aldım Donnarumma yine. 95'lik. Yani alsatı ne kadar güzel kısarsanız o kadar iyi. Bir de şöyle bir lanet var. Rusya ligindeyim. Bakın. Zorunlu şurada 4-3-3 3-4-3 yapayım. 6 tane yedim. Şöyle göstereyim. Diyorlar ya yeniliyorsun göstermiyorsun diye. Şöyle göstereyim şurada. 6 tane yedim. Neyle çıkmışım? 3-4-3 ile rakibe çıktım mecburen. Ki benden 5 rank üstündü. Neden çıktığımı da gösteriyorum. Burada asla ve asla satışım olmuyor. Nedendir bilmiyorum. Sanki ben bandıyım, batlıyım gibi. Bak şu çıktığım kadroya bakın Allah için. Kırmızı, turuncu, turuncu. Yani ilk 11 bakın. Turuncu, turuncu. Satış olmadığı için çok pis kitlendim. Evet. Aslında ben size satış noktaları ama burada işlemiyor. Şöyle göstereyim size listeyi özellikle. Mesela White 18,9'muş. White'i kaça koymuşuz bakalım. Beraber hemen inceleyelim. White nerede? Bak 40 milyona koymuşuz. Bak White'a bakacağız şimdi. 40 milyon unutmayın. White'a hemen gidelim. Dayadığım yeri görün. Şöyle geldik. White burada 47 milyon. Biz 40 milyona dayadık şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde koyduğum halde bile bu ligde nedendir bilmiyorum. Bak bu artık yeşil olmuş. Şunu kırmızıdan bir tane satmaya çalışacağım. 45 milyon ya. Biz bunu yine 40'a düşüreceğiz. Böyle bekleyeceğiz. Satılmıyor zaten çok anormal. Bak 86 kaleci bile gitmiyor. Normalde bak bunu şu şekilde satmam lazım. Ya şuralarda koydum ya. Yeter ki dedim bir döngü olsun. Ama burada nedendir bilmiyorum. Lig kilitlendi. Sanki ben banlanmışım gibi bir türlü oyuncu satılmıyor. Ha bir de şöyle bir hareket var. Yani burada da oyuncular satılıyor. Bir tek ben satamıyorum. Çok anormal. 45 milyon, 52 milyon. Bak bugün beni yenen adam mesela 6 atan adam 52 milyon oyuncu satmış. 63 milyon oyuncu satmışlar. 40 milyon, 45 milyon, 41 milyon. Yani bak oyunculara bakın bizde satış yok arkadaşlar. Cristiano Ronaldo mesela 64 milyon adam satmış. Yani burada kilitlendi kaldı. Nedendir bilmiyorum inanın anlamadım da. Son 3 maç sırf
Bu turuncu muhabbetine mağlup olduğum bir tanesi de şanssızlıktan gitti, kırmızıdan gitti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Koy kralı bendeyken bir anda düşüşe geçti. Çok anormal bir şey oldu. İnanın algılamadım. Neyse, ben Hamza Yaz. İnşallah faydasını görmüşsünüzdür. Böyle lanet kitli bir lige denk gelmesiz. Burası özel bir lig. Girdik ama hani geçen sefer kupa aldım. Bir iki puanla şampiyonluk açtım. Burada da şampiyonluğun en büyük adayı bendim. Ama nedendir bilmiyorum. Aşırı bir kitlenme var. Aşırı bir bizi incitiyorlar. İncinmişsin demişler ya. Okumuş görmüş adam harbiden incindik. Ben Hamza Yaz. Kendinize dikkat edin. Hızlı satış videosu inşallah faydası olacak. Biraz evet başlarda değişik konulardan yürüdüm ama siz emin olun ki hepsi tamamen dinlerseniz sizler için like at, abone ol, devamı gelsin.